Bir önceki videomda iPhone cihazlarda eşinizin çocuklarınızın nereye gittiğini kayıt altına alındığını ve sizlerin nasıl görebileceğini anlatmıştım. Bu videomda size yeni çıkan bir teknoloji sayesinde bir kişinin konumunu nasıl bulabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Merhabalar ben Mevlüt Aydemir. İlgi çekici ve sosyal medyaya dair videolar yaptığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere videomun girişinde de bahsetmiş olduğum gibi eşinizin, çocuklarınızın ve hatta birazcık daha ileriye gittiğimiz zaman kedilerinizin, köpeklerinizin de yerlerini dahi bulabileceğiniz bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Apple yeni bir lansman etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte aslında var olan bir teknolojik cihazın daha ileri boyuta taşınmış halini tanıttı. Peki nedir bu teknolojik cihaz diyecekleriniz olursa gelin sizlere yakından tanıtayım. Apple AirTag adında sadece 1 TL boyutunda olan eşyalarınızı kaybetme durumunu bulabileceğiniz bir cihaz geliştirdi. Bu cihazı isterseniz anahtarlarınızda, isterseniz en çok unuttuğunuz veyahut da kaybettiğiniz ürünlerinize kullanabileceksiniz. Ürünü biraz daha teknik özellikle değindikten sonra asıl konumuz olan bir kişinin konumunu nasıl görebiliriz? Bunun hakkında bağdaştırmak istiyorum. AirTag cihazı var olan bir teknolojiydi. Daha ucuz fiyatları elbette de bulabilirsiniz. Ama Apple'ın en büyük özelliği olan eğer AirTag cihazı sizin telefonunuzdan uzaklaştıktan sonra dahi konum sinyali göndermeye devam ediyor olabilmesi. Peki bu işlemi nasıl yapıyor diye soracaklarınız varsa sizlere bir örnekle anlatmak isterim. Eğer eşiniz Apple cihazları kullanmıyor ve sizin de onun arabasına bu cihazı yerleştirildi varsayalım. Yolda geçen diğer kişiler iPhone'larından genel anlamında Apple cihazlarından sinyal alaraktan sizin telefonunuza konumu gönderiyor. Ve diğer hali hazırda olan ürünlerden tek farkı bu olmuş oluyor. Ürün aslında sadece Apple değil Samsung da üretmiş durumda. Eğer tek cihazımız içinde bir sene boyunca kullanabileceğiniz bir pil bulunmakta. Daha sonrasında bu pili kendiniz değiştirebilirsiniz. Gelelim bizim konumuza. Bir kişiyi takip etmekte işe yarar mı? Biraz düşündüğümüz zaman aslında güvenlik zafiyeti olduğu bariz ortada. Ama Apple da bunu düşünmüş durumda. AirTag'in amacı aslında kaybolan ya da çalınan ürünleri bulmakta işe yarıyor. Ama biz bir kişinin arabasına ya da çantasına koyduğumuz zaman biraz önce bahsettiğim gibi yoldaki diğer kişilerin yani rastgele iPhone cihazlarından sinyal alıyor olması. Eğer ki eşinizde iPhone cihazı varsa ne yazık ki onda AirTag'in adı çıkıyor ve size dair bilgilerde gözükmektedir. Ama eşinizin iPhone haricinde Samsung, Xiaomi ve benzeri diğer Android platformu cihazları varsa işlemi tamamıyla yerine getiriyor diyebilirim. Bu ürünün aslında kullanım amacı çok faydalı diyebilirim. Eğer Alzheimer hastanız varsa ve da küçük çocuklarınızın cebine ve da çantasına koyarsanız gittiği yerler telefonunuzdan görebilirsiniz. Ürünün bir eksik kısmı var benim gözümden ne yazık ki. iPhone 11 cihazlarda daha verimli çalışıyor yani iPhone 11 üstü cihazlarda daha verimli çalışıyor. Düşük sürümlü iPhone cihazlarda elbette ki çalışıyor. Ama konum olaraktan birkaç metre sapma ne yazık ki söz konusu. Ve bir diğer eksik kısmı ise sizin kullanmış olduğunuz iOS sürümü 14.5 olması gerekli. Ürün Apple ismi taşıdığından kaynaklı ne yazık ki satış fiyatı şu anda tekli olarak 300 TL. Eğer 4'lü ekonomik paket alırsanız da 1000 TL gibi bir ücreti bulunmakta. Peki sizler bu ürünü nasıl buldunuz? Eğer almak durumunda kalsaydınız nelerde kullanırdınız? İlginç yorumlarınızı bekliyor olacağım yorum kısmından. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve kanalıma destek olmak adına da abone olursanız sevinirim. O zaman bir başka eğitici videomda sizleri görmek üzere hoşça kalın.